Dünya alarmda, dünya diken üstünde. Dün akşam saatlerinden itibaren İran, İsrail'e yönelik beklenen misillemesini yaptı. İsrail 200'den fazla insansız hava aracı ve onlarca balistik füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu İran'ın askeri hava unsurlarının çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin güneyindeki askeri üste ufak çaplı hasar meydana gelirken bir kişinin de yaralandığı bildirildi. İzleyelim. İran İsrail'e gerçek vaat operasyonu başlattı. Yüzlerce drone İsrail semalarına ulaştı. Bir kişi yaralandı, bir askeri üs hasar gördü. İran'ın 1 Nisan'da Suriye'de konsolosluk binasını vuran ve 7 kişinin öldüğü İsrail saldırısına yönelik misilleme gece saatlerinde başladı. 100'den fazla insansız hava aracı İsrail'de belirlenen hedeflere gönderildi. İsrail'de sirenler çaldı, siviller sığınaklara koştu. İHA'ların bir kısmı İsrail hava sahasına ulaştı ve demir kubbenin devreye girmesiyle havada engellendi. İran Devlet Televizyonu Tahran'ın İHA'ların yanı sıra balistik füze dalgası başlattığını da duyurdu. Misilleme İsrail'in müttefiki ABD ve İngiltere'yi alarma geçirdi. Aralarında Irak, Ürdün, Lübnan'ın da olduğu pek çok ülke hava sahasını kapattı. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail savaş kabinesini topladı. İlerleyen saatlerde İran'ın saldırısını püskürttüklerini açıkladı. İran misillemesi haberinin ardından ABD Başkanı Biden ulusal güvenlik ekibini topladı. Toplantı sonrası Netanyahu'yla telefonda görüştü. İsrail'e desteğini yineledi. Biden, ABD'nin İsrail'e yönelik atılan İHA ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesine yardım ettiğini belirtti. Amerikan CNN kanalına konuşan bir yetkili Biden'ın Netanyahu'ya destek mesajının yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırısı karşısında destek olmayacaklarını söylediğini ileri sürdü. Wow. Memaladumim. ABD Savunma Bakanı Austin'de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la görüştü. Gerilimi azaltma çağrısı yapıp İran'la savaş istemediklerini söyledi. Gallant, İran'ın hava saldırılarının ilk büyük dalgasını püskürttüklerini açıkladı ama çatışma henüz bitmedi dedi. Sorry Babutov. İsrail, İran İHA ve füzelerinin çoğunun havada imha edildiğini ve durdurulduğunu açıkladı. Ordu sözcüsü, bir askeri tesiste küçük çaplı hasar meydana geldiğini ve bir kız çocuğunun yaralandığını duyurdu. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahran'ın meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtti. Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır açıklamasını yaptı. Çatışmanın İsrail ve İran arasında olduğuna dikkati çeken İranlı diplomat ABD'yi çatışmadan uzak dur diyerek uyardı. Wow. Memaladumim.